Hadi Hakan, yağmur yağıyor. Yağmur, yağmur, yağmur. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Zambaz. Hoş geldin kardeşim. Neredesin, seni bekliyorum. Abi yağmur yağdı. Trafik Gazi Osman Paşa. Peki, ama gel. Sen masa hazırlamasın. Sofran hazır. Sofra Hı. hazır. Köroğlu hazır. Köroğlu, acıktım. Oturuyoruz, götürüyoruz. Hadi bakalım. Hadi götür bakalım. Eyvallah. Gel Selim abiciğim. Yine giymişsin Beşiktaş'ı. Ne yapalım? Bizim hastalığımız. Beşiktaş geri var. Gelir gelmez sofra hazır. Güzel, acıktım. Alo dedim, geliyoruz dedim. Tık, sofrayı hazırlamış Selim abi. Şimdi gördüğünüz üzere şerefimizle, hakkımızla Köroğlu'ndayız. Elhamdülillah Beşiktaş'tayız. Aynen. Ortak noktamız çok. Selim abi hasta Beşiktaşlıdır. Ben de hasta Beşiktaşlıyım. Artı ikimiz de kehribarcıyız. Şöyle göster Selim abi. İkimiz de kehribarcıyız ama... Kehribar aşkımız. Kehribar aşkım. Ama işin gerçeği şu. İşte masayı bakın ne kadar güzel hazırlamışlar. Selim abi eyvallah. Masa hazır. Şimdi hemen konuya girelim. Biz acıktık. Acıktığımız zaman bir lezzetin peşinde koşuyoruz. Bugün dedik ki karnımızı dönerle doyuralım. Dönere Aha. doyalım. Döner deyince Gazi Osman Paşa da hatta ne geliyor? Köroğlu gelir. Köroğlu geliyor. Köroğlu gelir. Gazi Osman Paşa değil, İstanbul'da gelir. İstanbul'da gelir, doğru söylüyor. Kaç sene oldu Selim abi? Vallahi ben 60 yaşındayım. 10 yaşından beri başladım. Ama sen hala 30'unda gibi gösteriyorsun maşallah. Tam 50 yıllık meslek hayatım, 45 yıllık çalışma hayatım. Eyvallah. Yani şu 13, döneri... Şu 13, döneri... 13 yıl Bayrampaşa 2 lokantamız vardı abim babamlar. 37 yıldır da buradayız. Zaten orada da belli. 1973 kuruluşumuz. Yani ben 3 yaşındayken Selim abiler bu işi yapıyormuş. İşin özü bu. 37 senedir. Gazi Osman Paşa'nın neresindeyiz? Merkez. 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 Cumhuriyet Meydanı Alitpaşa Caddesi'ndeyiz. Eyvallah. Selim abi şimdi döner aslında bir sanat değil mi? Yani döner, büyük sanat. Büyük sanat. Yani döner ince bir sanat. İnsanlar döner yediğini zannediyor ama aslında yemiyor. Kabul etmek lazım. Bunu siz takdir edeceksiniz. Biz şimdi bildiğimiz için arkasında evet. duruyoruz, referans oluyoruz. Valla çok emek, çok dikkat, çok sıhhatli bir şekilde davranıyoruz. Etimiz özel. Özel. Şimdi sen eti nereden alıyorsun? Bu bizim Kütlareli, Hayrabolu'dan getirdiğimiz etler ama Rami'den üzüm etten alıyorum. Eyvallah. Bizim o da tarihi. Ahmet abiye de buradan selamlar. Tarihi bir kasabımız o. Eyvallah. Yani, şimdi döneri şöyle bir ben hep soruyorum. Biliyorum ama sorma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi döneri ne zaman hazırlayıp ne kadar bekletiyorsun abi? 24 saat beklemek zorunda. Yani hemen astın. Bol hazırladın, Yok. Kestin. Örneğin bu sabahleyin döneri hazırladım, açtım, temizledim, terbiyeye yatırdım. Yani, şimdi dinleniyor. Tabii. Marine etti. Şu anda dinleniyor. Yarın sabah 9-10 itibariyle takacağım. İşte bu da dünkü öyleydi. Ama çok bir incelik var bizim yaptığımız dönerde veya herhangi bir yemeklerimizde. Anla Selim abi. Gerçekten çok özeniyoruz. Yani. Çok sağlıklı, hijyenik ortamlarda üretiyoruz dönerimizi. Zaten 4'te de biz dükkanımızı kapatırız. Önemli olan o. Bir 30 kilo civarında döner takarız, bitiririz, çekip gidiyoruz. Yani taze bitti, kuru var dediğin zaman iş... Yok. Öyle bir sistemimiz yok. Eyvallah. 25-30 kilo civarında döneri takarız, 4 dediğimi bitiririz, çekip gideriz. Şu tabağı göstereceğim özellikle Hakan bu abi. Bu bizim... Bak bu spesiyal. Özel, Köroğlu'nun spesiyalı. Bak. Azıcık kuru fasulye pilav ve dönerle takviye. Bir de aramızda kalsın, Selim abinin fasulyesi de güzeldir. Bu da İspir fasulyesinin kelkit olanı. Harika. O da özel. Yani şu masada bizim gördüğünüz yani domates, biberi, soğanından bile her şeyimiz organiktir. Şimdi, kompostomuz özel, cacık belki de İstanbul'da yok. Yani şimdi bak ben hemen konuya nereden gireyim? Ben pilavla gireceğim. Şimdi iddia ediyorum İstanbul'da bu kalitede pilav biraz zor bulurlar. Neden? Hakan abi de gösterecek az sonra. Evet. Bu pilavın tereyağı özel çünkü. Sadece tereyağıyla ve keltik pirincimiz de özel. Çarşambadan gelir. Her şeyimiz özel. Yani burada benim zaten abim yapıyor pidemizi. Pideyi de Halit abi yapıyor. Burada da böyle bir talebelere, gençlere yönelik böyle bir sandviç, tombik dönerimiz evet, dediğimiz. Bak, o da farklı arkadaşlar. Bakın o da farklı. Tabii. Hakan abi bir gösterelim bak. Bak. Bak normal pideye başka bir şekil yapıyorlar. Görüyorsun. Olay ortada. Bir klasik gene gençlere iş yerlerine daha çok bizim hanımlar bunu söylüyor değil evet, mi? İsmek evet, hanımlar. Aynı ismek. Buradan bir de aramızda kalsın. Biz aile dostuyuz.
Şimdi ben bildiğim, kefil olduğum lezzetleri sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani yıllardır bildiğimiz bir lezzet ama işte hem konu Beşiktaş, hem aile, hem lezzet olduğu zaman insan kimi refere eder, kimi tavsiye eder? Bildiği, tanıdığı, arkasında durabileceği lezzeti tavsiye eder. Selim abi de Gazi Osman Paşa'da number one. Döner, ekstra fasulyesi, artı ekstra ve ekstra. Hatta bir günde özellikle Halit abiye geleceğiz. Halit abi, tamam Köroğlu'nda döner çok güzel, İspir fasulye çok güzel ama bir de pide yapıyor Halit abi. Bu arada Halit abi Galatasaraylı, bir Galatasaraylı Halit abi, bir Beşiktaşlı, ikisi iki kardeş. Çok güzel anlaşıyorlar. Bazen kavga ediyorlar, bir Fenerli araya giriyor, işi düzeltiyor. Karşıda seronomi belli zaten. Evet, orada. O fotoğrafı da gördük. Fotoğraf da çok güzel. Selim abi şimdi 73'ten beri bu işin içindesiniz ailecek. Evet. Şimdi bu kaliteyi sürdürüyorsunuz ki varsınız ve devam ediyorsunuz. Neden vazgeçmiyorsun abi? Ben bundan vazgeçmem kardeşim. Ben bu kaliteden vazgeçmem, bu lezzetten vazgeçmem diyen insanlar var. Sen neden vazgeçmiyorsun abi? Ya biz niye vazgeçmiyoruz? Bize gelip bunu yiyen insanların 100 kişi geliyorsa 99'u her gün burada. İstanbul'un muhtelif yerlerinden, ilçelerinden gelip bizim dönerimizi yiyor insanlar. Bizim bunu bozma şansımız, kaliteyi düşürme şansımız, hakkımız yok. Yani nasıl başladıysan öyle bitirmek zorundayız. Devam etmek zorundasın. Öyle bitirmek zorundayız. Yani mümkünatı yok. Sana abi ya, döner ya. Vallahi döner ya. Hani bu döner yani. Gazi Osman Paşa Meydanı'nda zaten kime sorsan Köroğlu diyebilirler. Bu bir özellik yani, bizim şiarımız bu. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu övmek için söylemiyorum. Biz Hakan'la devamlı Balkanlara gidiyoruz. Evet. İstenen istenemez. Sen bunu şu biliyorsun. Arkadaşlar Makedonya'dayız, Gostivar'dayız. Konu döner konusunda açıldı. Orada bir arkadaş dedi ki abi dedi. Şu dedi Gazi Osman Paşa'daki dedi Köroğlu gibi dedi bir döner yapan olacak dedi. Makedonya'da dedi parayı koyacak yer bulamaz. Bak Makedonya'ya kadar namı yürümüş Köroğlu. Evet. Siz aslen nerelisiniz abi? Rize. Rize. Köken Rize. Kafkaslardan göç Rize. İşte bunun da oranın da etkisi vardır ama bu lezzet. Vardır tabii. Ata mesleğimiz zaten. Yani Rize ile bağ kopmadı ama değil mi? Devamlı gidip geliyoruz. Devam. Rize ile ilişkilerimiz devam. Ailemiz var, ablamız var, hepsi var orada. Siz kaç kardeşsiniz abi? Biz 5 kardeşiz. 2 büyük ablamız, 2 de abim var. 5 kardeşiz. 5 kardeş. Eyvallah. Güzel. Şimdi ben fasulyeyi tattım. Bir daha tadıyorum. Pilav zaten efsane. Şimdi bak. Cacığı övdüm. Cacık cacık gibi olacak. Yani cacığa daldırdın mı biraz yoracak seni. Böyle kaşık ağırlaşacak. Neden? İşte yoğurdun kalitesi. Böyle bir ağır olacak. Ah diyeceksin böyle. Sulu sulu değil, cıvık cıvık değil. Yani. Mehir içmiyoruz yani. Cacık yiyoruz. Evet abi. Bu pilav olan yemeklerimiz de genelde dönerle kompostomuzu denemeniz lazım. Ha şimdi bak buraya geçeceğiz. Kompostonun da şu özelliği var. Ben ne zaman Köroğlu'na gelsem burada kompostu cam kasede verilmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın. Hakan abi gösteriyorum. Şöyle. Böyle veriliyor abi. Çok güzel ama anlatamam. Az sonra onu da götüreceğim. Selim abi biz acıktığımız zaman eşe dosta dedik gidiyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. Eyvallah anlatıyoruz. Lezzetlerin peşinde koşuyoruz ama şimdi mesela buraya vatandaş gelecek. Vatandaş buraya geldi. Oturdu. İşte çorbasını içti. Fasulyesini yedi. Bir porsiyon da dönerini yedi. Tahmini bir kişi buradan kaç buraya doyup gidiyor abi? İyicene doyar. 50-60 lira civarında. Bir şey değil. İyicene doyar. Baktığın yani, zaman şu kaliteye... Fiyatlarımız oldukça makul. Zaten biz hiç ticari boyutunu düşünmedik ki bunun. Sadece hizmet anlayışı içerisinde yaptığımız ürünlerin kalitesini insanlar beğensin, bize bir dua etsinler yeter. Başka da bir şey beklentimiz yok. Artı zaten sen de biliyorsun maddiyatımızı. 50 yıldır hiçbir şey yok. Elhamdülillah. Şimdi buraya mesela sen az önce söyledin. İstanbul'un değişik mekanlarından, Türkiye'nin değişik mekanlarından insanlar geliyordu. Mesela şimdi ben hani ünlü biri falan değilim. Biz aile dostuyuz. Mesela buraya kimler geldi mesela? Sayabileceğin kimler geldi burada döner yedi? Vallahi siyasetin en üst düzeyi burada. Kim mesela? Bütün belediye başkanları, bu bölgenin bütün milletvekilleri burada yemeğini yemiştir. Spor camiası. Süleyman Seba'dan tut, hepsi buraya misafirim olmuşlardır. Bak, Süleyman Seba dedik, Selim abinin Süleyman Seba ile başka bir ilişkisi vardı. Eski aslında. Topçularımız Gökhanlar,
Tanju'lar hepsi burada misafirim olmuşlardır. Metin Ali Fayaz dönemi hepsi benim burada. Hocamdır, benim hocamdır. Benim radyocu olmama vesile olmuştur, beni itmiştir. Mesela Kadir abi de geldi burada çekimde, değil mi? Kadir Çöpdemir. Kadir Çöpdemir kendi de çekimimizi yaptı NTV'de. Ve kendisi de bayağı zaman ziyaret edip yemeğimizi yedi gitti. Kadir abi lezzet hastası. Çok yani. Çok. Eyvallah. Gurmedir. Gurmedir. Eyvallah. Gurmedir. Selim abi, şimdi en önemli soruya geldik. Şimdi vatandaş geliyor, burada serviste alıyor, yiyor. Peki mesela şu sayfadan, bu sayfadan, internetten, oradan, buradan herhangi bir yerden sipariş verme şansı var mı? Yok. Yok. Hiçbir kurumla anlaşmamız yok. Sadece yakın çevremizde servisimiz var. Diğer anlamda bütün müşterimiz buraya gelip kendisi yiyecek. Müşteri geliyor burada yiyor. Teveccüh meselesi. Onlar da öyle gerektirdiği gibi vallahi bizi seviyorlar, geliyorlar, yiyorlar. Hiçbir kurumla anlaşmamız yok. Güzel politika. Maalesef. Eyvallah. Dedikten sonra acıktık, geldik. Yavaş yavaş karnımızı doyurmaya başladık. Köroğlu'ndayız. Köroğlu'nda bugün döner yiyoruz. İnşallah belirli bir zaman geçtikten sonra Halit abi çok güzel pideler yapıyor. Halit abinin özellikle kapalı pidesi müthiş. İnşallah bir gün acıktığımızda geleceğiz Köroğlu'nda pide de yiyeceğiz. Halit abi bu sefer anlatacak. Bir de Halit abi çok güzel, ne yapıyor? Fırın sütlacı. İstanbul'da süttacı. O da daha üstü yok. Üstü yok. Eyvallah. Fırın onu da çekeceğiz Allah'ın daha izniyle. Yok. Acıkırsanız Köroğlu'nda karnınızı doyurabilirsiniz. Biz lezzete kefiliz. Fiyatlar makul. Köroğlu derseniz zaten herkes size gösterir. Eyvallah. Bekleriz. Biz ikimiz de Beşiktaşlıyız. Halit abi Galatasaraylı. Ama onu da onlar seviyoruz. Onlar da kardeşimiz. Eyvallah. Onları da seviyoruz. Bir gün Galatasaray muhabbeti yapmaya pide vakti geleceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bugün yağmur var İstanbul'da. Dışarıda veda edemeyeceğim. Hakan hemen gel şunları götürelim. Ben daha fazla dayanamayacağım. Hadi afiyet her şey olsun. Çok güzel yani. Herkesi Selim abi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Bizi misafir ettin. Şeref verdiniz. Kendine iyi bak. Eyvallah. Türbünde görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Acıktım. Deyince gelin Köroğlu'na. Hadi bakalım. Elhamdülillah. Bugün de karnımızı doyurduk. Acıktım dedik. Bugün Köroğlu'ndaydık. Bugün döner yedik. Aradan biraz zaman geçsin. Ondan sonra inşallah Halit abiye geleceğim. Bugün Selim abinin misafiriydim. Halit abiye konuk olacağım. Halit abiden de pide ve sütle açacağım. Acıkınca Köroğlu'na geleceğim inşallah yine. Acıktığımda bir başka mekanda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Ali ve Dertçi. Döneri yedin. Afiyet olsun. Pideye bekliyorum. Sütle de bekliyorum. Fırın sütlatımız olmamana.